Herkese selamlar dostlar. 19 Şubat 2022 Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 13 adet mücadelem var. Bazılarına direkt yüksek orandan öneriler, diğerlerine zaten ideal önerilerle karşınızdayım. Şimdi öncelikle direkt başlamak istiyorum. Çok uzun olmasını istemiyorum videonun. Çok fazla karşılaşmam var. Bir skor yarışmam var. Ekrana gelsin. City Tottenham mücadelesi. Fenerbahçe Sparta Prag skorunu bilen çıkmamış. 3-1 var. 3-2 Fenerbahçe alır diyen var. 120-150 tane yorum var. Maalesef skoru bilen çıkmamış ki zaten zor bir skor çıktı. Manchester City Tottenham maçını da yapıyorum aynı şekilde. Yine 2 kişiyi katıl Telegram gruplarına ay sonuna kadar dahil etmek isterim. City Tottenham mücadelesi. Bu maçın sorma nedenim de şu. Guardiola Lisbon maçından sonra dedi ki yanlış anlamayın 5 tane attık ama yani beğenmediğim performanslı oyuncular var. Çok daha fazla atabilirdik dedi. O yüzden Tottenham mücadelesinin skorunu sizlere bir sormak istiyorum. Kaç biter sizce? Zaten bunu kombinlerimle de bir tane bahsedeceğim yani bültenimi aldım. Hepinize bol şanslar, yoruma yazmanız yeterli olacaktır. Avrupa'nın performansına baktığımız zaman her şeyi gösteririm ben, hiç sıkıntı değil. Bir ideal, bir alternatif, bir de yüksek oran kombinesi yapmıştım ben. Sizlere de tekli olarak Celtic'in atacağı 2 gol önermiştim. Celtic mücadelesini izledim ki izleyenler de vardır. Ya Celtic çok kaçırdı beyler bayanlar yani baktığımız zaman. Zaten çok genç ve diri bir kadrosu vardı. Hızlı futbol oynadılar. Yani bir türlü girmek bilmedi. Son 10 dakikada bile 2 tane gol pozisyonu kaçırdı net bir şekilde. Karşı karşıya kaldı, bir tanesini atamadı mesela. Ya karşıda 1.5 üstümüz gelmedi. Bu videoda zaten tekli değil, sizlere kombin önerisi yapacağım. İdealimiz başarısız oldu. Celtic maçından Sevilla mücadelesi geldi. PSV'nin ilk geri birini sunmuştum sizlere Yusuf'tan. Katıl Telegram'da 2.5 üst yaptım, orada başarısız olduk. Zenit'in KG varı geldi. Porto maç sonu 1.5 alt geldi. Barcelona'da 2-3 gol diyerekten de yüksek oran kombinesi orada başarılı bir şekilde sonuçlandı. Katıl canlıda ne yaptık? Hemen ondan bahsetmek gerekirse dünün canlıları iyiydi. Yani güzel canlıdan aldık. Millet memnundu. Fenerbahçe'nin ilk yarı 0.5 üstünden ben direkt yapıştırdım. Güzel oranı vardı. O geldi zaten. Dortmund'un burada direkt ilk yarı 0.5 üstün oranı 1.55 gibi oranı vardı. Şaka yapıyorlar dedik. Yapıştırdık, hiç acımadık. Rangers artı sürpriz oldu. Napoli maçında aynı şekilde ilk yarıdan bir gol olur. Güzel bir şekilde Napoli attı. Beklediğim gibi geçti. Zenit maçında ilk yarı 4.5 üst. Bakın ilk yarı 4.5 üst. Ufaktan girelim dedik. 2.20 gibi oran geldi. Ciddi anlamda güzel. Fenerbahçe'nin geldi. Fenerbahçe'nin KG varını aldık. O geldi. Napoli'nin KG varını o geldi. Rapid Wien geldi. Real Betis geldi. Burada bir artık şımardık. Dakika 80'de 3.5 üst aldık Vitesse mücadelesini. Bu başarısız oldu. Onun dışında zaten şöyle baktığım zaman kombinler falan derken hatta şöyle bir tane daha canlımız var. Onu da göstereyim. 5.5 alt canlısı. Zaten ilk yarıdan 4.5 üst almıştık. Bir de maç sonuna doğru 5.5 alt aldık. Güzel bir şekilde geldi. İlerledik yani canlılarımız iyiydi. Ben dün açıkçası memnun kaldım canlı bahislerden. Güzel aldık oradan. Kombini telafi ettiğimi söyleyebilirim. Hemen seviyelerden bahsetmek gerekirse hafta sonu da aynı şekilde iyi bir şekilde ilerlemek istiyoruz. Katılana Telegram grubumuz canlı bahislerin ve ideal kombinlerin olduğu gruptur. 30 TL'lik grubumuzdur. Telegram yüksek oran grubunda tekli yüksek oranlı tercihlerimiz bulunmakta. Orada da güzel bir şekilde ilerliyoruz. Yüksek misli iletişim grubunda hafta sonu olacak. Avrupa'ya vermedim. Orada başarılı son 8 maçın 7 tanesi geldi zaten. Hafta sonu olacak tekrardan yüksek misli. Oradan da tek maç yüksek misli olarak ilerlediğimizde belirteyim diyerek hem kanalımıza destek olup hem de ayrıcalıklardan faydalanmak istiyorsanız iOS kullanıcıları, Apple kullanıcıları bilgisayar üzerinden olursa daha rahat olacaktır. Topluluk kısmında Telegram linkleri mevcut. O yüzden sizler de dahil olabilirsiniz diyerekten de maçlara geçeyim. İlk mücadelem Weston Newcastle mücadelesi. Sizlerden güzel bir şekilde like bekliyorum aynı şekilde. Artı 400 artı 500 civarı gelirse like'larınızdan dolayı hepinize teşekkürler. Hemen 2 saniyenizi ayırıp video başında like atarsanız unutmadan sevinirim. Bir de sizlere küçük bir soru sormak istiyorum. Video sonlarında tekli mi gelsin? Yani güzel bir tek maç serisi yaptık bildiğiniz üzere. 7'de 6 oldu. Yoksa kombin mi gelsin? Bu videoda kombin önereceğim fakat sizlerin yorum ve görüşlerinizi yoruma bekliyorum. Şimdiden başlayalım. Weston Newcastle mücadelesi. West Ham mücadelesini ben çok iki tercih arasında kaldım. Şimdi her iki takımı da ben her maçını izliyorum neredeyse. West Ham'ın son maçını izledim. Leicester deplasmanda dengeli bir oyun oynadı açıkçası Leicester'a karşı. Son dakikada attığı gollerle 2-2'lik beraberliği yakaladı. Newcastle'da sakatlık var. Trippier bu maçta olmayacak. Geçen maçta zaten frikikten gol attı. 5-10 dakika sonra oyundan çıktı. Önemli bir oyuncu. Önemli bir eksiklik. Onun dışında bir eksiklik daha var. Şöyle önemli olarak gördüm. Wilson bu mücadelede olmayacak. Bir de Federico Fernandez bu mücadelede olmayacak. Eksikleri bu yönde. Ev sahibinde önemli bir eksiklik yok. West Ham tam kadro. Ben şöyle bir arada kaldım. Ev sahibi 1.5 üst mü oynasam yoksa KG var mı oynasam diye iki tane idealin arasında kaldım. Ve şunu seçtim. Ben burada arkadaşlar KG varı seçtim. İdealden 1.65 gibi güzel bir oranı var. Bakın ev 1.5 üstünden daha yüksek bir oranı var KG varın. Ben Weston takımını zaten ne kadar hücumu kendi evinde hücum oynadığını biliyorum. Ama arkadaki boşlukları maksimalle değerlendirebilecek bir Newcastle var. Yine sahanın yıldızı olabilir. Atlı driplinglerle zaten arkadaşlarını da pozisyona sokuyor. O yüzden oranı yüksek. Günlük mücadelesi ben KG var olarak aldım. Bu maçı ana kombinlerinize eklemeyin. Canlı olarak gitmeniz daha mantıklı olacaktır. Bol şanslar. Werder Bremen mücadelesi. Deplasmana zaten bir iddiası yok doğru düzgün. Ondan şöyle puan durumundan göstereyim. Son sırada yer alan bir takım. Ama Werder Bremen'in şöyle bir iddiası var. Eğer yeni teknik adam gelmişti Werder Bremen'e 7'de 7 ile ilerleyen bir Werder Bremen var. Eğer bu mücadeleyi alırsa, yani 8'de 8 yaparsa Werder Bremen takımı bu teknik adamla kulüp rekorunu egale etmiş olacak. O yüzden bu maçın böyle bir önemi var. Kulüp rekorunu egale etmek isterler, hatta üstüne çıkmak isterler. Bu maçtan sonra da Hamburg mücadelesi var. Hamburg maçı zirve yarışında çok önemli bir mücadele. Hamburg maçından önce ben Werder Bremen'in bu maçı kaybetmesini beklemiyorum. Direkt galibiyetini almak isteyenler 1.20 gibi oran açmışlar zaten. Alabilecekler alsın burada 1.22 oranı. Fakat ben şöyle biraz daha yüksek orana gitmek istiyorum. Werder Bremen'in iki farklı galibiyetini beklemek, yani oran risk açısından değebilecek bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. 1.64'te onun oranı var. Oran yeter diyenler Mason'u birini alabilir. Fakat ben oran yetmez dediğimden dolayı 1.64 gibi orandan handikaplı galibiyetini sizlere önereceğim. Wolfsburg-Hoffenheim mücadelesi. Bu iki takımın son iki mücadelesini seyrettiğiniz zaman, özetini izlediğiniz zaman da takımda hareketlilikler var. Wolfsburg zaten 2'de 2 yaparaktan geldi ve günün buradaki en güzel VAR mücadelelerinden bir tanesi, kombineme de koydum zaten. Hoffenheim'e baktığımız zaman da Kramaric bu maçta sakatlı. Onun yerini de son haftalarda ufaktan bir doldurdular, yani takımın kaptanı olduğunu belirteyim. Onlar da son hafta galip gelerekten de yani biz artık ufaktan bir çıkış yapacağımızın belirtisini verdiler burada. Ben burada Hoffenheim'in golünü bekliyorum ki zaten maçta favori. Wolfsburg da güzel çıkış yakalamışken bunu sürdürmek isteyecektir. Günün en güzel dediğim gibi KG var maçlarından bir tanesi olduğundan dolayı direkt maç sonu KG'sini sizlere önereceğim. Deplasmanda bu arada iki tane de kart cezalısı var. Onu da belirteyim. Florian Gilis ile Deniz Geirer bu mücadelede olmayacak. İki kart cezalısı var. Fakat yine de maçın favorisi Hoffenheim'de bu maçta gol bulabilir. KG var olarak değerlendirdim. Değerlendireceklere bol şanslar. Ne zamandır Chelsea'nin maçlarını değerlendirmiyorum. Sizler de gördünüz. Ne zamandır zaten Chelsea'yi en son değerlendirdiğim maç Chelsea-Brighton mücadelesiydi. Onda da Brighton'ın bir golüne girmiştim. Hatırlayanlar vardır mutlaka. Son dakikalarda olsa geldi. Chelsea kötü mü gidiyor diye baktığımız zaman da ya çok fazla berabere kaldı. Ondan dolayı zirve yarışından biraz geri kaldı. Artık bunu sürdürmek isteyecektir. Ben bu maçın skoruna kadar sizlere önermek istiyorum. Şöyle bir öneri yapacağım. Ben burada 2-0'lık bir Chelsea galibiyeti bekliyorum beyler bayanlar. Chelsea Palmeires'ta oynadığı uluslararası bilmem ne kupa mücadelesinden kupayı aldı. Kutlamalar, şampanyalar, Mendy şampanya patlattı, o şampanya patlattı, bir şeyler şampanya patladı derken yani takımda moraller yerinde olduğunu düşünüyorum. Ufaktan düşmüşlerdi. Şöyle güzel bir geri dönüş yaparlar diye düşünüyorum. Palace da son haftalarda pozitif futbol oynamaya devam ediyor. Gollü maç olabilir fakat benim skor beklentim 2-0 Chelsea galibiyeti. Direkt düzden bir Chelsea galibiyeti yapıştırabilirsiniz 1.46 gibi orandan. Yüksek orandan da baktığım zaman da oran riske değisi açısından 1.91'den de 3.5 altında 2 yaparsanız böyle bir oran almış olursunuz. 1.90 gibi 1 gibi oran. Skor beklentimden bahsettiğim gibi 2-0'lık bir skor beklentisi. Chelsea'nin burada Premier Lig'de çıkış mücadelesi olarak en azından o zirve yarışında yükselişini sürdürmek açısından önemli bir maç olduğunu ve tepkiyi koymasını bekliyorum. Chelsea'nin burada galibiyeti benim için önemli. Liverpool-Norwich mücadelesi hiç oran yok. Oran yakalayacağım diye yani takla attım. 10 tane takla attım. Yani her türlü orana bakıyorum ne gelebilir ne gelmez diyerekten. Neyse ki skor beklentimi söyleyeyim ben sizlere. Maçın 4-0 gibi bir skorla bitmesini beklerim ben. İlk yarı 1 alacaktım. Geçen hafta Liverpool'u hatta kazandık. 4.5 altında 2 yaptık. Gayet güzel geldi. Fakat bu maçta fazla atabilir kendi evinde. Norwich yani o fazla atmaya uygun takımlardan bir tanesi. Yani oran yakalamak adına 1.70 gibi orana gittim ben burada. Başka türlü ben oran yakalayamadım. İlk yarı 1'i yakalayamadım. Maç sonu 1, 1.5, maç sonu 1, 2.5 oran vermemişler. Oran açmamışlar. En azından böyle bir riske değerlendirme altına alabilirsiniz diyerekten. Ev sahibi Liverpool her iki yarıyı kazanırın oranı 1.70. Skor beklentimde bahsettiğim gibi 4-0 gibi bir skor. Yani bu maçı alacaksanız bu orandan, başka türlü zaten oran yok, tatmin etmez sizleri. Ama Liverpool'u ben burada ya handikapı alınabilir, onun da oranı yok. 1.30 falan oranı var. Bu şekilde bir değerlendirme altına aldım. Southampton'la Everton mücadelesi. Bu maçın favorisi ev sahibi arkadaşlar. Son haftalarda zaten güzel bir performans sergiliyor. United maçında da zaten sadece bir golüne girmiştik. Başarılı olduk. KG alanlar vardı. Onlar da zaten mesaj attı sağ olsunlar. Güzel bir şekilde serimizin bir tane maçından bir tanesiydi. Everton hafta içinde mi diyeyim, en son oynadığı maçta 3-0'lık bir galip geldi Leicester United'a karşı. Yani Everton'dan bu çıkışın beklenmesi zaten normal. Bu maçta golle geçmeye aday açıkçası. Kim alır bilmiyorum fakat her iki takımda ben gol atmasını bekliyorum. Yine günün en güzel KG var maçlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben bu mücadelenin. Direkt KG varın oranı 1.52. Hiç korkmadım, yapıştırdım. O yüzden direkt sizlere önerim burada KG var olacaktır. Everton'da, Southampton'da pozitif bir futbol sergili, özellikle son haftalarda ki son 2 haftaları da değerlendirdiğim takımların içinde bu iki takım. Ben güzel bir KG var maçı, güzel bir Premier League seviyesinde güzel bir maç beklediğimi belirteyim. KG var yakışır. Beşiktaş Altay. Süper Lig'i çok almamaya çalışıyorum. Alırsam da yüksek oranlardan değerlendirmeye çalışıyorum. En son ne aldım mesela Süper Lig'den? Fenerbahçe'nin galibiyetini ve 4.5 altında 2 küsur orandan aldım. Burada da ona benzer bir şey yapacağım. Beşiktaş'ta eksikler var. Altay'da da eksikler var. Murat Akçı Altay'da oynamayan bir diğer isim. Tiam olmayacak Altay'da. Beşiktaş'ta Batshuayi olmayacak. Hücumda eksik mi? Eksik de Batshuayi zaten atamıyor ki abi. Atamıyor vallahi ben söyleyeyim. Olsa da olmasa da fark etmez. Emirkan'ı falan oynasak çok daha iyi olacak orada. Ben burada direkt sizlere önerimi söyleyeyim. 1.98 gibi orandan 3.5 altında 1-2 oranı var neredeyse. Alacaksanız böyle alın. 2-0-2-1'lik bir skorlar çıkabilir bu maçta. Ben yüksek orandan giderim Süper Lig alırsam. Yani en azından düşük atacağım kombinelerde değerlendirme altına alacağım maçlardan bir tanesi olabilir. O yüzden 3.5 altında 1 skor beklentim 2-0-2-1'lik Beşiktaş galibiyeti. O yönde değerlendirme yapabilirsiniz. Düşük orana gitmeye gerek yok. Çünkü verdiği o stres karşılamıyor yani. Kanser oluyorsun ya maçta. O yüzden yüksek oranda en azından yatarsa böyle. Ama muhtemelen gelebilir. 3.5 altında 1. Astrovia'nın Hartberg mücadelesi. Bu ligde çekişme var. Son 3 maç. Astrovia'nın ve Hartberg'in önünde 2 tane zorlu maç var. O yüzden kendi birbirlerini yenmek isteyeceklerdir burada. Çünkü ilk 6 şampiyonluk turuna giriyor. Diğer 6 düşme maçı. Puanlar birbirine çok yakın. Hartberg bu sezon çok iyi mücadele etti. Şöyle maçlarını araştırdım ben biraz. Deplasmanda olsun, kendi evinde olsun oyuna olarak güzel mücadeleci bir oyun ortaya koymuş Hartberg takımı. Astrovia de lig zaten ara vermişti. İlk maçında geldi burada Altaç'ı deplasmanda yendi. Fakat şunu belirteyim. Hazırlık maçında oynadığı takımlar kendisine seviye olarak biraz daha düşük takımlardı. Ben burada güzel bir KG var maçı olaraktan da direkt geçeyim. 1.50 oranı var. Değerlendirecekleri 1.50 orandan sizlere öneririm. Gelmesi yüksek ihtimal. Bu maçı mutlaka takip edin beyler bayanlar. Hürriyet Tirol mücadelesinden bahsedeyim. Sizlere direkt tercihimi söyleyeyim. Maç sonu 1-2-0-7 gibi orandan yüksek oranlı tercihimdir burada. Biraz araştırma yaptım. Tirol'un deplasman performansı, Hürriyet'in kendi evindeki performansı, puan durumları, iç sahada, dış sahada eksikler, futbolcular, her şeyine bir baktım şöyle kısaca. O yüzden burada direkt maç sonu 1'ini direkt yapıştırdım. Yüksek orandan değer. Yani değer 2-0-2-1 skor beklentim. Ev sahibinin galibiyeti. Yapıştırın. Puan durumunda da zaten baktığımız zaman da dediğim gibi şampiyonluk yarışı, kendi evinde iyi oynayan bir Hürriyet, 2-0-7 gibi orandan maç sonu 1 direkt yapıştırılabilir. Çok konuşmaktan başım döndü. Devam ediyorum. Bunu geçtik. Roma Verona. Roma maçında ya Mourinho istediğini veremedi. Ya istediğini alamıyor takımdan. Takım da veremiyor. Mourinho da alamıyor. Değişik bir düzene girdi Roma takımı. Verona bildiğimiz gibi Verona'da önemli bir eksiklikler yok. Şöyle baktığım zaman da Simeone oynuyor. Cappari, Antonio Barak, Lazovic, Faroni, İliç. Aynen tamam. Verona'nın kadrosu tam. Ev sahibinde Mkhitaryan, Pellegrini, Abraham gibi isimler de oynayacak. Mancini bu maçta kart cezalısı. Deplasmanda bir eksiklik yok. Ben kombinemi aldım. En güzel KG var maçlarından bir tanesi. Güveniyorum. Yüksek skorlu bir maç çıkabilir mi? Çıkabilir. O yüzden burada KG varı yapıştırdım. 1.50 gibi orandan değerlendirecekler önerimdir. Direkt KG var. Biraz hızlanayım isterseniz. City Tottenham. Bu maçın skorunu yorumlara bekliyorum zaten sizden. Yorum yapmayı unutmayın bu maçın skorunu. Ben direkt önerimi yapayım. İlk yarı 1. 1.58. Ama Tottenham'ın golünü de alacaktım aslında. Tottenham'ın bir golüne 1.68 gibi oran açmışlar. Ya Tottenham kontra takımı deplasmanda atabilir mi? Atabilir. Fakat işte çok eziyor yani. Rakibini çok fazla eziyor. Ezici bir futbol sergilediğinden dolayı yani ilk yarı bir mi yoksa deplasman 0.5 üst mü? Biraz arada kalsam da City'nin o ezici futbolunu, Guardiola'nın o açıklamalarından dolayı ilk yarı 1.58 gibi orandan değerlendirme altına almayı uygun gördüm. Köln-Frankfurt mücadelesi. Değerlendirdiğim tek korner mücadelesi. 8.5 üst korner yazmışım. Oranla açılmış 1.35. Eğer 1.35 yetmez diyorsanız da 9.5 üstüne de gidebilirsiniz. Frankfurt deplasmanda çok fazla orta açmayı deniyor. Özellikle o Kostić sol kanadı çok hızlı kullanmaya çalışıyor. Çok kullanıyor açıkçası. Köln de kendi evinde. Onlar da duran topları iyi değerlendiriyor. Onun dışında orta aynı şekilde kanatları iyi kullanan bir takım. Gollere gitmekten ziyade ben günün tek korner maçı olarak kağıdıma, defterime yazmışım burada. 8.5 üst korner yazmışım. Oran yetmez diyenler 9.5'a doğru arttırabilir. Son maçım Milan Salernitana. Birinci ile sonuncu oynuyor. Böyle maçlar genelde bir patlak verebiliyor. Şöyle yoruldum gerçekten. Maç sonu 2.5 üst yazmışım ben buraya. İdealden kaç oranı var? 1.38 bin oranı vardı. Aynen 1.38 oranı var. Maç sonu 2.5 üstün oranı 1.38. Böyle bir skor beklentim 2-0-3-0. Yüksek orandan da ne yapabilirim diye baktığımda 2-3 gol tercihini burada 1.89 gibi orandan da öneririm. Milan'da eksikler var. İbrahimovic bu maçta tekrar olmayacak fakat oynuyor. Son maçta 1-0 gibi skorla kazandı. 2'ye atabilir miydi? Karşı karşıya falan çok kaçırdı. Salernitana'ya karşı burada atar. Maç sonu 2-1.5 üst ideal. 2-3 gol tercihinde yüksek oran. 2-0-3-0 gibi bir skorla kazanmasını bekliyorum. Bol şanslar diyerekten geçeyim. Ve bir kombin önerim var dediğim gibi. Kombin önerim arkadaşlar ekrana gelsin. Şöyle 13 tane maçtan 2 tane 4 tane 5 tane KG var mücadelem var. Onun 2 tanesini seçtim. Wolfsburg mücadelesine KG var aldım. 1.48 gibi orandan. Hoffenheim'ın da atmasını bekliyorum. Wolfsburg'un da son maçlarda son oynadığı iki takımın oynadığı son maçlara baktığımız zaman da güzel performanslar sergiledi. O performansları devam ettirirlerse ben KG var olacağını düşünüyorum. Roma Verona mücadelesinde de bir var bekliyorum. O da çok güzel bir mücadele. Verona tam kadro. Roma'da Mancini eksik, kart cezalısı. Onun dışında bir eksiklik yok. Güzel tempolu bir maç olur diyerekten de bu mücadelede KG var öneriyorum. Videoya like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı, videolara destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.